Sayın Çelebi, yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi sabahlar. İyi sabahlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Hem siyasetin içinde bulunmuş bir insan olarak öngörülerinizi merak ediyoruz. Ve bu süreci nasıl okumamız gerektiği ile ilgili sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Avrupa Birliği'nden dün alınması beklenen kararlar, yaptırım kararlarıyla ilgili ülke ekonomisine yansıları ne olacak? Elbette bunu konuşacağız ama öncelikle nasıl görmek gerekir Avrupa Birliği dediğimiz olguyu? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin Türkiye'ye artıları ve eksileri ne diye sorduğumuzda bir netlik var mı? Bununla başlayabiliriz. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin kendi içinde gruplaşmalar olduğunu ve bölündüğünü görüyoruz. Ve Avrupa Birliği artık bir bütün halde değil. Avrupa Birliği İspanya, Portekiz, yani Akdeniz ülkeleri, İtalya bir grup. Almanya işin Avrupa Birliği'ni bir arada tutmaya çalışıyor. Ancak Fransa, Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi bir başka grup ve bunlar arasında bir çatışma var. Birinin ve bir de Macaristan, Polonya ayrı bir topluluk. Burada menfaat ilişkilerinden kaynaklanan bir harmoni kalmadı Avrupa Birliği'nde. Hı hı. Ve Türkiye'nin 2000 yıllarında ve 2004'te, 2005'te veya 1980'lerden bu yana Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri Türkiye'nin tam üyelik süreciyle ilgili ilişkilerdi. Şimdi tam üyelik süreci dondu ve Avrupa Birliği'nde Fransa'dan başlayan bir karşı tutum oluştu ve şimdi Türkiye'ye ceza uygulanacak, yaptırım bunun diğer adı. Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı tartışmasına dönüştü. Yani öyle bir noktadayız ki ben Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin sıfırdan yeniden tartışılması gerektiği noktasına geldim. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'den dolayı yaptırım uygulayacağız. Peki Türkiye tam üyelik müzakeresi yapıyordu. Fasılların açılmasına mani oluyordu. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Fransa o yolu kilitledi. Şimdi döndük, Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de haklarını arıyor olması ve Türkiye'nin çocuklarımızın geleceğinin menfaatini konuşuyor hale gelmiş olmamız bir başka problem haline dönüştü. Yani Avrupa Birliği ilişkilerini Türkiye devam ettirmeli. Ama ne doğrultuda devam ettireceğini de hem Avrupa Birliği doğru dürüst karar vermeli hem Türkiye karar vermeli. Türkiye kendi açısından bence Akdeniz'de çok haklı. Yani kendi kıta sahanlığı üzerindeki çıkarlarını korumak zorunda. Ve Meis Adası üzerinden bütün Akdeniz'in kendisine ait olduğunu söyleyen Yunanistan bir Akdeniz'i kendi denizi haline getirmeye çalışıyor Fransa'yla beraber ve Fransa Libya'da NOC dediğimiz National Oil Company'nin müdürünün bile atanmasını, kendisine sorulmasını ister bir konumda. Ama Türkiye'nin kendi Akdeniz'deki kıta sahanlığından kaynaklanan haklarını tanımak istememektedirler. Şimdi bu şartları kabul etmek mümkün değil. Yunanistan isteği doğrultusunda Avrupa Birliği'nin geniş kendi perspektifinin geniş vizyonunu önünü kapatmaktadır. Burada Türkiye'nin ekonomik zararı ne olur, yararı ne olur? Şu olur, Gümrük Birliği'nin mutlaka eskidi, yenilenmesi gerekiyor. Bu yenilenme de 2-3 yıldır kilitlendi, o da yapılamıyor. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık yarısı Avrupa Birliği ülkeleriyle, özellikle Almanya'yla
Bu anlamda karşılıklı menfaat ilişkileri de var. Bu devam eder. Göç meselesinde Türkiye'yi bir nevi koruma, Avrupa'yı koruma ülkesi gibi görüyorlar. Türkiye göç meselesini sanki sahibi ve göçe neden olan bir ülke gibi görüyorlar. Hı hı. Ve Türkiye'yi de o açıdan Avrupa Birliği içinde tutarak kontrol etmek istiyorlar. Göçü düzenlemek açısından. Eskiden Amerika ve Almanya göç politikası ve göç uygulamaları vardı. Ve bu göçte sadece insanlar bölgesel savaşlardan dolayı ülkelerini terk etmiyorlardı. Ve bu hareketi bir düzenleme vardı. Şimdi bölgesel savaşlar o kadar yoğunlaştı ki silah endüstrisinin gelişmesiyle beraber bu yapıda Türkiye'yi bu göç meselesinde tampon ülke olarak kullanma mantığı gelişti. Oysa Türkiye çok haklı olarak kendi çıkarlarını ve 85 milyon insanın ve çocukların geleceğini düşünmek zorunda. Ben Türkiye tam üyelik müzakeresinden gümrük birliğini yenileme aşamasına maalesef geriledi. Oradan da şimdi yaptırım uygulanacak ülke, cezalandırılacak ülke mi değil mi konumuna geldi. Evet. Akdeniz'de Fransa'nın, Yunanistan'ın ne hakkı varsa ki hiçbir hakları yok, Türkiye'nin onlardan daha fazla hakkı var. Türkiye'yi cezalandırmak. Ben bir ekonomik açıdan Türkiye'ye sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Evet. Sayın Çelebi, diğer konuğumuza da merhaba diyelim. Sayın Utku Çakır Özer de yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Çakır Özer. Eylül Hanım günaydın, Işın Bey günaydın, iyi yayınlar. Şimdi Sayın Işın Çelebi'yi dinlediniz efendim, size de sormak isterim. Özellikle bu süreç, yani tam üyelikle başladı, yarım üyelik diyebiliriz, buna aslında ön görüşme diyebiliriz. Oraya kadar geldi, ardından yaptırım geldi, ardından neredeyse Akdeniz'deki haklarımız sorgulanır noktasına geldi. Bunu özellikle siyasi bir pencereden baktığımızda hem ülke içinde hem de dış politikada nasıl yorumlamamız gerekir? Işın Bey bunun aslında kronolojik gidişatını çok güzel aktardı ama size de bu politik süreci sormak isterim. Biz tam üyelik sürecinden şu anda yaptırım sürecine nasıl geldik? Katılıyor musunuz efendim Sayın Çelebi'nin dediği gibi yeniden sıfırdan başlanmalı mı Avrupa Birliği sürecine? Buyurun lütfen. Tabii Işın Bey'in muazzam devlet deneyimi var. O yüzden ben görüşlerine katılıyorum. Benim de penceremden şöyle bakmakta fayda var. Birincisi Avrupa Birliği Türkiye için şu anda konum olarak biz tam üyelik adayıyız. Resmi statümüz tam üyelik adayı olan ülke. Bu süreç biraz uzun sürdü, sürmekte ama resmi statümüz bu. Bence bu statüden geri gitmememiz lazım. Yani tabii ki Avrupa'da bizi istemeyenler başında da vardı, yıllardır var. Tam üye adaylığını bize sunarlarken de bizi istemeyenler vardı. Şimdi de var. Bunun birçok kaygısı, işte gerekçesi olabilir. Bir sağcı akımlar, aşırı sağcı akımlar, ırkçı akımlar, siyasetçilerin bunlara prim veren tavırları Avrupa'da hiç eksik olmadı, olmamakta. Bu bir vaka, bunu işte inkar edemezsiniz, var. Ama buna rağmen Türkiye, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma, muasır medeniyet seviyesine ulaşma çabamız, mücadelemiz doğrultusunda hep Avrupa Birliği, daha doğrusu medeniyet, demokrasi bizim hedefimiz oldu. Avrupa Birliği üyesi olmayı istiyoruz ama üyesi olamasak da insanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 83 milyonun ve bizden sonraki kuşakların hayatının en üst standartlarda, dünyanın en iyi standartlarında olmasını istiyoruz. Şu anda bu standartlar Avrupa Birliği'nde, en azından ekonomik anlamda söylüyorum, sosyal anlamda söylüyorum, bilimsel anlamda söylüyorum, olduğu için biz hedefliyoruz. Öncelikle kendi insanımız için bu standartları hedefliyoruz, hedeflememiz lazım. Sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntıların tabii ki karşı taraftan, Işın Bey söyledi, AB'de bir tutarlılık yok. Özellikle de benim vurgu yapmak istediğim, belki Sayın Bakan'ı destekler neticede, Avrupa Birliği Türkiye'ye bakışında maalesef giderek artan bir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin kıskacı altına girmiş durumda. Bu biz aday olurken de böyleydi. Tabii ki hep Kıbrıs sorununu önümüze getiriyorlardı. Hatırlayın işte
adaylık daha ilk başında hatırlayın işte protokol veya bu Ankara protokolünü hayata geçireceksiniz dediklerini anımsıyorsunuzdur. Evet. Biz tabii ki Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımadığımız için Kıbrıs sorunu barışçıl bir şekilde çözülmediği için bunu yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra da yapmayacağız bu sorun çözülmeden ama gördüğünüz gibi Rumların etkisi, Yunanların etkisi daha da artmış durumda. Evet. Şu anda peki karşı tarafı söyledim ama bizim taraf yani biz Türkiye tarafında da bizde de gelgitler fazla oluyor. Aslına bakarsanız bu sürece sıkı sıkıya sarılmak lazım. Tabii ki karşı tarafta istemeyenler olacaktır ama hatırlayınız 2000'lerin başına yine karşı tarafta istemeyenler varken biz mecliste iktidarıyla muhalefetiyle reformları çıkararak ve bu AK Parti'den önce başlamış bir süreçtir hatırlarsanız daha öncesinde ilk adaylığımız zaten 60'lara gidiyor ama özellikle reform süreci rahmetli Bülent Ecevit'in işte Anavatan Partisi ile iktidarı döneminde o koalisyon döneminde ilk adımlar atılmış. Sonrasında AK Parti devam ettirdi. Ama o dönem bir destek vardı reformlara, demokratik atılımlara. Burada AK Parti'nin son döneminde maalesef insan haklarındaki geriye gidiş, demokrasideki geriye gidişte Türkiye'nin dünyada özellikle de üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği'ndeki algısını, onların halkları, milletleri nezdindeki algısını son derece olumsuz etkiledi. Bazen pozitif açıklamalar yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanı olsun, hükümet sözleri olsun. Ama bunlar işte yerimiz Avrupa Birliği'dir. İşte hukuk reformu yapacağız. En iyi demokrasi standartlarını getireceğiz gibi. Ama sonra uygulamada gördüğümüz sıkıntılar, işte demokrasi, insan hakları alanında gördüğümüz sıkıntılar maalesef hem kendi insanımızda çelişkiyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor hem de dünyadaki algımızda, Avrupa Birliği'nden algımızda bu çelişki ortaya çıkıyor. Evet, şimdi insan hakları ve demokrasi gidişatı ile ilgili sıkıntılar var, süreç bundan uzadı dediniz ama hemen bu noktada Sayın Çelebi'ye sormak isterim. Efendim şimdi devlet politikası olarak bakıldığında genelde hep şunu söyleriz. Devlet çıkarları söz konusudur. Yani burada aslında kişisel çıkarlar ya da evet insan hakları, demokratik haklar tabii ki ön plandadır. Ama önce devlet arası ilişkilerde devlet çıkarları söz konusudur. Avrupa Birliği de sürece böyle bakıyor olabilir mi? Yani Türkiye özellikle göç yolu üzerinde Avrupa ile Orta Doğu arasındaki göç noktalarında bir süspansiyon görevi gördüğü için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi Avrupa'da bir sıkıntı yaratır diye düşünülüyor olabilir mi? Yani Avrupa'nın çıkarlarına ters düşen bir durum söz konusu olduğu için oyalama taktiği ve süreci devam ediyor da olabilir mi? Şimdi öncelikle tabii olabilir, bunu analiz etmek lazım. Önce Utku Bey'in görüşlerine ben de katılıyorum. Türkiye elbette tam üyelik statüsünden hiçbir zaman vazgeçmemeli. Bu fasılların müzakeresine her ne olursa olsun devam etmeye çalışmalı. Çünkü bunun için çok Türkiye mücadele etti ve biz bu mücadelenin çok içinde olduk. Ve bu müzakereleri hatta çok müzakerelerin içinde, bu tartışmaların içinde yaşadık. Bir örnek vermek isterim. Zamanınızı alıyorum belki ama Türkiye Avrupa Parlamento Komisyonu'nda Yunanlılar Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlamasına çok karşı çıktılar. Ve bu işte Türkiye'de demokrasi meselesini gündeme getirdiler. O zamanki örnek olarak ben sordum Avrupa Parlamento Komisyonu'nda Yunan milletvekillerine. Niçin bu demokrasi meselesinin, insan hakları meselesinde çözebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Ne tavsiye ediyorsunuz? Dediler ki o zaman 141-142 Türk Ceza Kanunu'nda 163. maddelerden söz ettiler. 141 ve 142'den. Bunu kaldırması lazım Türkiye'nin. Ben geldim Türkiye'ye. Sayın Başbakan o zaman Turgut Özal'dı. Dedim ki bunu kaldıralım. Bunu engel olarak öngörüyorlar. Ben buna çok inanmıştım ve bir sene biz Türkiye'de bu 141, 142 ve 163'ü kaldırmak için inanılmaz çalışmalar yaptık. İdam cezasının 2002'de kaldırılmasına da biz çok büyük katkıda bulunduk. Bütün bunları yaptık ama başka bahaneler ortaya çıkardılar. Yunanistan yanında Fransa ile beraber Türkiye'ye karşı inanılmaz blokaj yapıyorlar. Türkiye stratejik olarak ve jeopolitik olarak şu anda yeni akslar üzerinde hareket etmeye başladı. İşte bu Türkiye'nin jeopolitik gücünü de gösteriyor. Ama
Utku Bey'in görüşüne katılıyorum. Tam üyelik müzakerelerinden Türkiye vazgeçmemeli. Bu fasıllarda engeller çıkıyor. Şimdi bu noktadayken biz, biraz önce siz çok güzel özetlediniz. Türkiye sanki dışarıdan tükaka edilen bir ülke konumunda ve maalesef cezalandırılmalı mı, cezalandırılmamalı mı tartışmasına dönüştük. Ya biz Libya'da da yıllarca, ben Libya'ya gittim geldim, her ay gittim. Özal'ın bana verdiği görevlerden biri dış ekonomik ilişkileri yürütmekti. Bütün ekonomiyi yönetirken Libya bizim için o kadar tarihi geçmişi olan bir ülke ki, Fransa'nın hiçbir hakkı yok orada. Ama Fransa eski sömürgecilik mantığını yeniden canlandırarak Afrika'da etkinlik sağlamaya çalışıyor ve Türkiye'yi bertaraf etmeye çalışıyor. Bu Sarkozy'den başlayan bir süreç. Şimdi biz bağrımıza taş basarak, Anadolu insanı tabiriyle, bütün bunlara göğüs gerip yola devam etmemiz lazım. Fakat göç konusunda bir şey söylemek istiyorum, eğer izin verirseniz. Buyurun efendim. Türkiye, dünyada şu anda göç hadiselerinin yükselmesi bizim Türkiye'de sanki Avrupa Birliği ülkelerinde, bu Fransa'da radikal sağa kayarken, Hollanda ve benzer ülkelerde, Avusturya'da, sanki Türkiye göçün nedeni ve göç meselesini insanları sanki Türkiye ihraç ediyormuş gibi bir tavır içindeler ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp Türkiye'ye zorluk yaratma gibi bir mantık var. İslamofobiyle yan yana oturtup Türkiye'yi bir radikal bir ülke konumuna getirmek gibi böyle bir çerçeve çizmeye çalışılıyor. Oysa göç meselesinde sadece milyonlarca insanın ülkelerini bırakmasının nedeni bölgesel savaşlar ve silah endüstrisi. Bu silahları satan ülkeler kimler? Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Çin. Şimdi bu bölgesel savaşları hem teşvik edeceksin, hem silah satacaksın Suudi Arabistan'a vesaireye. Sonra bunları 5 milyon göç hareketi oldu son anda, son 1-2 yılda. Bunun 3 milyonu Türkiye'ye geldi, bir kısmı Avrupa'ya gitti. Peki bunun sebebi Türkiye mi? Değil. Türkiye'nin sadece burada ev sahipliği yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Peki sadece göç politikası insanların Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan kalkıp Avrupa'ya gitmesi mi? Hayır. Bunu göç politikasının bir çok önemli bir pozitif yanı da var. Bugün Uğur Şahin, Özlem Türeci gibi bir takım çok önemli bilim insanları da bu ülkelerde bu göç hareketinin sonunda doğdular. Steve Jobs, dünyanın önemli bilgisayar ve yeni bir teknolojinin önderliğini yaptı biliyorsunuz. Evet. Steve Jobs'un babası Suriyeli, biyolojik babası. Bu göç hareketlerinin pozitif anlamda etkilenen Elon Musk, babası Güney Afrikalı. Size böyle onlarca örnek sayabilirim. Göç politikasında doğru dürüst Batı dünyası duvarlar örerek çözmeye çalışıyor ve Türkiye'yi suçlayarak bir İslamofobi kapsamına, potasına oturtmaya çalışıyor. Bu Yunanistan'ın ve Roma ve Rum kesiminin ve Fransa'nın yaptığı, bütün Batı dünyasına ve medeniyetine yaptığı en büyük kötülük. Bu göçten gelen insanları bir göç politikasına oturtup milyonlarca insanı dünyaya kazandırmak lazım. Onlara yabancı, yok edilecek insanlar, duvarlar örerek mani olunacak insanlar olarak görmemek lazım. Evet. Sayın Çelebi, özür diliyorum, araya girdim. Bunu hemen Sayın Çakır Özer'e de sormak isterim efendim, müsaadenizle. Lütfen. Özellikle bu göç politikasında Türkiye'nin bir geçiş yolu ya da bir müsebbibi olarak görülmemesi gerektiğini ve sizin de söylediğiniz gibi tam üyelikte devam edilmesi gerektiğini söyledi Sayın Çelebi. Bununla birlikte Sayın Çakır Özer, size sormak da isterim. Özellikle Sarkozy ile başlayıp Macron'la devam eden Fransa'nın Türkiye üzerindeki bu
baskıları demişken, Libya'ya bakmışken, Libya'da hiçbir hakkı olmamasına rağmen baskıları devam ederken sanki bir üçe bölünmüş bir gruplaşma olduğunu söylemişti Sayın Çelebi. Size sormak istiyorum, siz de böyle mi bakıyorsunuz? Yani İspanya, Portekiz, İtalya bir grup, Macaristan, Polonya yine bir tarafta ve Fransa, Yunanistan, Kıbrıs çatışmasını da bahane ederek üçlü bir grup oluşmuş durumunda diyebilir miyiz Avrupa Birliği için? Avrupa Birliği tek bir birlikten dışarı sapma yoluna mı gidiyor Sayın Çakır Özer? Sizin görüşünüz nedir? Evet, tabii konunun geldiği yere baktığımızda Eylül Hanım, Doğu Akdeniz'deki yaşanan gerginlik nedeniyle Avrupa Birliği Türkiye'ye, sesim bana geri dönüyor ama... Arkadaşlarım hemen teknikte. Evet. Avrupa Birliği şu anda işte bize yaptırım uygulama aşamasında bunu konuşuyorlar. Ama gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Ege'de, gerekse Kıbrıs'ta şu ana kadar Türkiye'nin haksız olduğu hiçbir konu yok. Biz tamamen haklıyız. Buna rağmen az önce söylüyordum, Işın Bey de söyledi. Yunanistan ve Rum kesiminin kaprisleri, baskıları sonrasında, çünkü tam üye oldukları için Avrupa Birliği içinde veto gücüne sahipler. Kararlar işte bütün herkesin katılımıyla alınmak durumunda. O yüzden resmen Avrupa Birliği'ni bir şekilde artık kıskaca almış durumdalar. Ve Türkiye lehinde düşünenler dahi işte ancak ya işte yaptırım uygulanmasın, az uygulansın ya da erteleyelim. Genelde de erteleyelim. Mesela buradan da muhtemelen Mart ayına bir erteleme çıkacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Doğu Akdeniz nedeniyle, Ege nedeniyle ve çözülemeyen Kıbrıs sorunu ve sonrasında Rumların tek taraflı olarak Kıbrıs Türklerini hiçe sayarak Avrupa Birliği'ne üye alınmış olması nedeniyle yaşanan sıkıntılardan Türkiye sorumlu tutulamaz. Çünkü bu sorunlar çözülmeden, ikili sorunlar çözülmeden siz orada bütün hakların Yunanlara, bütün hakların Rumlara ait olduğunu kabul ederseniz ya da böyle iddia ederseniz Türkiye'de iktidarda kim olursa olsun, bugün AK Parti olur, yarın CHP olur, böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu kabul edemez. Bu net, yani kesinlikle. O yüzden zaten bunu Işın Bey'in söylediği de Avrupa Birliği içinde ülkeler görüyorlar. Ne kadar işte Rumların, Kıbrıs Rum kesiminin, Yunanların bu kaprisleri nedeniyle Türkiye ile ilişkilerinin gitmediğini, sadece Türkiye ilişkisine kilitledikleri için başka konularda da karar alamadıklarını, mesela Rumlar işte başka ülkelere Belarus konusunda karar alacak Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım uygulamazsanız ben bunu onaylamam diyor. Avrupa Birliği'ni de kilitliyor. Onlar da bence hani buralarına geldiğinde mi gelmiş durumda. Ama bugünkü duruma bakarsak bizi ilgilendiren konu bir, biz tabii ki bu süreçten kopmamamız lazım. İki, bu süreç sadece bizim lehimize değil, Avrupa'nın da lehine, bizim ve onların da ekonomik çıkarına. Çünkü bizim ticaretimizin yarıdan fazlası, Işın Bey'in en iyi bildiği alan, Avrupa Birliği ile. Avrupa'nın da en önemli ticaret partneri biziz. Bu sadece rakamlar demek değil, bu benim şehrimde, sizin şehrinizde insanların işi aşı demek. Eskişehir'de mesela bizim organize sanayi bölgesindeki ihracatın önemli bölümü Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. O yüzden bu önemli. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle önemli, istiyoruz. Ve bunu şartlara bağlanmış olması da doğru bir tavır değil. İkincisi, Avrupa Birliği stratejik olarak Türkiye'yi yok varsayamaz. Çünkü biz eğer aslında birliğin üyesi olsak, keşke bu sıkıntıları hızla aşabilsek olsak, yaşadıkları birçok sıkıntının çözümü daha kolay olacak. Göçmenlerden bahsediyoruz. Mesela birlik üyesi olarak biz birliğin üyesi olmanın getirdiği güvenceler, sırtımıza dayadığımızda belki daha rahat kararlar alabileceğiz. Yani bir ailenin içinde olduğunuzda o ailenin korunması için daha rahat hareket edebileceksiniz. Ama siz o güvenceyi vermezseniz, ya biz seninle evet uzun süreli bir birliktelik düşünüyoruz, sen bizim ailemizin parçası demezseniz Türkiye'ye, Türkiye'de doğal olarak kendisi için güvence aramak durumundadır. 4 milyon Suriyeli'yi şu anda biz işte barındırıyoruz. Doğru, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Avrupa Birliği işte bunun için de zaten biraz daha üyelik yerine işte farklı mekanizmalar kursak da siz göçmenleri orada tutsanız, işte getirmeseniz biz size para versek gibi anlaşmaları da işte deniyor vesaire. Bana göre hani birazcık etikten yoksun, ahlaktan yoksun anlaşmalar bunlar. Bu işin olması gereken, biz tam üye adayı isek tam üyelik sürecimizin hızlanması lazım. Dün aday olanlar bugün üye olmuş durumda. Bizim 50 yılı geçmiş olan adaylık sürecimiz hala aday olarak devam ediyoruz. Bugüne gelindiğinde yaptırım kararı 2019 yılında alındı. TPAO'nun iki yetkilisine, işte Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine değine. Bugün muhtemelen bunun genişletilmesi yönünde, işte daha fazla isim, belki birkaç şirket yönünde karar alınacak. Ancak Türkiye ile ilişkileri tamamen
işte bitirecek, donduracak vesaire bir karar alabileceklerini sanmıyorum. Parçalanmayı Işın Bey söyledi. Ülkelerin bazıları Türkiye'nin işte Türkiye'yi kaybetmemeliyiz diyor. Bazıları işte daha otokratik eğilimleri nedeniyle Türkiye'yi kendilerine yakın görüyorlar, Polonya, Macaristan gibi. Ve işte biz işte onlara da yaptırım riski var çünkü Avrupa Birliği kendi üyelerine de demokrasisini geliştirmemiş ya da sıkıntıları olan ülkelere de yaptırımları evet. konuşuyor. Ve son olarak da Rum kesimi, Yunanistan, yanlarına Fransa'yı da alarak ille de yaptırım diyorlar. Eğer bu yaptırımın sınırını aşarlarsa, yani çok büyük yaptırımlar gelirse bankalarımızı, enerji şirketlerimizin tamamını kapsamadan bu bizim ekonomimizi olumsuz etkileyebilir. Evet. Yani böyle bir risk var ortada. Ama çok büyük kararları bence Almanya dönem başkanı kendi döneminde almayacaktır. Hı hı. Türkiye önemli Almanya için, evet. Almanya da Türkiye için önemli. Bundan sonraki dönem başkanına bırakacaktır, Portekiz'e. Ama bize düşen bir görev var. Bizim de bu gelgitlerden artık kurtulmamız lazım. Avrupa Birliği bizim için stratejik bir hedefse, bu hedefe, stratejik hedefe güncel kaygıları bir kenara bırakarak yürümemiz lazım. Evet. Tabii ki herkes engel çıkaracak. Biz bu engellere karşı yanıtımızı veririz. Ama yapmamız gereken reformları, adımları sadece insan hakları, demokrasi alanında değil, hayatın her alanında, ekonomi, sosyal yaşam, hı hı. işte gıda, tarım, sağlık, eğitim, aklınıza ne geliyorsa evet. bir an önce insanımızın yararına olan bu adımları atmamız lazım. Bir de dış politikada içinde bulunduğumuz bu işte bazıları diyor ya işte değerli yalnızlık diyor ama bence derin yalnızlık, değeri kalmamış, değeri olmayan ve maalesef hepimizi kaygıya düşüren yalnızlıktan da bir an önce çıkmamız evet. lazım. Avrupa Birliği içinde hala bakın ya Türkiye bizim için önemlidir diyen ülkelerin varlığı umut evet. ışığıdır. Ama bizim ikili ilişkilerimizi daha iyi noktaya götürmemiz evet. lazım. Bunun yolu da işte sürekli yani Türkiye'de dış politikayı iç politikada kullanmak değildir. İşte seçim zamanı Batı ülkelerine işte en sert ifadeler kullanıp sonra AB zirveleri öncesinde işte daha sessiz işte yerimiz Avrupa'dır gibi vesaire çelişkili tavırlardan kaçınmaktır. Benzer şekilde evet. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta çıkarlarımızı istikrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde korumamız lazım. Şimdi zirve öncesi... Sayın Çakır Özer, özür dileyerek araya evet. gireceğim. Bu evet. arada hemen yavaş yavaş toparlayacağımız için Sayın evet. Çelebi'ye de sormak isterim. Efendim, özellikle Sayın Çakır Özer'in de dediği gibi yani... Türkiye'ye baktığımızda 3 ana noktada Orta Doğu'da, Kafkasya'da ve Balkanlar'da etkili olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den vazgeçmesi, tam üyelik idealinden vazgeçmesi mümkün değildir dedi Sayın Çakır Özer. Ve sormak da isterim, siz Turgut Özal döneminde başlayan bu süreci Sayın Çakır Özer'in dediği gibi bunu bir hükümet politikası, gelen iktidarların politikası olarak değil de bir devlet politikası olarak yürütülmesi gerektiğini hep söylersiniz. Bu konu nasıl işlemeli? Yani bugün AKP olur, yarın başka bir parti gelir. Keza Turgut Özal döneminde de başlamıştı biliyorsunuz. Devlet politikasına dönüşürse Avrupa Birliği süreci daha mı hızlanır? Son sözlerinizi de alalım efendim. Buyurun Sayın Çelebi. Eylül Hanım çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz ve Utku Bey de çok doğru bir analiz yaptı. Ben Utku Bey'in görüşüne ve sizin yorumlarınıza katılıyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği politikası zaten tarihsel olarak bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Ve bu kaçınılmaz. Bu Helmut Kohl'la yaptığımız, o zaman Sayın Mesut Yılmaz Başbakanken yaptığımız tartışmaların da içinde bulundum. Almanya Türkiye ile bu işbirliğini sürdürmeyi düşünür. Türkiye bütün bu engelleri sabırla aşarken kendi ülke stratejisini ve politikasını beşer yıllık dönemler halinde belirlemeli ve kim yönetimde olursa olsun bu stratejiyi ve programı uygulamalı. Evet. Yani biz birinci hedefimiz ne? Tam üyelik müzakerelerine devam edeceğiz. Evet. Sayın Çakır Özer, buyurun. İkincisi biz Kopenhag kriterlerine uygun hareket edeceğiz. Yani uluslararası hukuk kurallarını uygulayacağız. Hukuk devleti ilkelerini uygulayacağız. Ve en önemlisi de insan hakları meselesinde Kopenhag kriterlerine uygun adımlar atacağız. Bizim 141-142'yi 163'i kaldırmamız, Türk Ceza Kanunu bu maddelerini kaldırmamız, idam cezasını kaldırmamız hep bu doğrultuda atılmış adımlardı. Buna da devam etmemiz lazım. Yunanistan ve Rum kesimi Fransa, Türkiye istemiyor olabilirler
Ama bizim çocuklarımızın geleceği açısından bu tam ayarlık müzakerelerine ve Türkiye'nin uluslararası standartlarda bir hukuk devleti ilkelerine sahip olmasını sağlamamız gerekiyor. İkincisi de Türkiye'de parlamenter sistemi, yarı başkanlık sistemini veya uygulamak lazım ve seçilen insanların etkinliğini, meclisin etkinliğini artırmak lazım. Bu da bizim uluslararası alanda başımıza dik tutacak bir yapı değişikliğini gerekli kılıyor. Evet, Sayın Çelebi, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sayın Çakır Özer, size biraz önce yine çok güzel öngörülerinizi aktarırken araya girmek zorunda kalmıştım. Son sözlerinizi alayım efendim. Buyurun lütfen. Tabii bugün İnsan Hakları Günü, biz kendimiz için, yani Avrupa istiyor, dünya istiyor diye kendimiz için insanımızın özgürce yaşayacağı, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, tutuklanmadığı, gözaltına alınmadığı, basının hür olduğu bir ülkeyi, vatandaşların istedikleri konuda istedikleri tepkiyi özgür bir şekilde gösterebilecekleri Türkiye'yi mutlaka yaratmalıyız. Avrupa Birliği konusuna geldiğimizde de yaşanan sıkıntı, Avrupa Birliği'ne düşen de bir görev var. Kendisini, Türkiye ile diyaloğunu, Türkiye ile işbirliğini ve Türkiye'yi birliğin üyesi yapacak olan süreci mutlaka Rum kesiminin, mutlaka Yunanistan'ın kaprislerinin rehinesi olmaktan kurtarmalıdır. Açıklamalarına baktığınızda diyalog istiyoruz diyorlar, şunları yapalım diyorlar. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini konuşabiliriz, şunu yapabiliriz. Ama bunların hepsini Yunanistan ile, bunların hepsini Güney Kıbrıs Rum kesimini sanki adanın tek sahibiymiş gibi gören, maalesef yanlış, sakat bakış açısıyla sundukları için bunu kabul etmek mümkün değil. Bu konular aşılmadığı sürece, yani Yunanistan ve Rum kesiminin kıskacı devam ettiği sürece Türkiye-AB ilişkilerinin istediğimiz noktaya gelmesi, biz ne yaparsak yapalım güç gözüküyor. Şu anda ortada bulunan bu Doğu Akdeniz'de, Ege'de biz balıkçımızı dahi, bakın balıkçılarımızı dahi denize çıkaramayacak noktada bir harita ortaya koyuyor önümüze Yunanistan ve Rum kesimi ikilisi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk tarafını, onun egemenliğini, onun eşit haklarını yok sayan bir Kıbrıs mentalitesini kabul etmemiz mümkün değil. Ve bunu aslında Birleşmiş Milletler de biliyor, biliyorsunuz. Ortada çözülmemiş bir sorun varken, bunun varlığı ortadayken, sanki bu çözülmüş, adanın tek hakimi Rum kesimiymiş gibi hareket edip karar metinlerine bunu yazdıkları sürece bu sorunun düzelmesi mümkün gözükmüyor maalesef. Ama daha da ağır yaptırımlar arası, yaptırım sorunu çözmez. Amerika'yı konuşamadık ama Avrupa'sından olsun, Amerika'sından olsun ekonomik yaptırımlar tam tersi etkiler yaratır. Halkla tepki yaratır. Çünkü ekonomik yaptırımın doğrudan etkileyeceği kesim geniş halk kesimleridir. İşte çalışan işçi kesimleridir ya da işte fabrikalardır vesairedir. O yüzden yaptırımlar çözüm değildir. Tam tersine biz asıl meseleyi görüp, ki Avrupa'nın da gördüğüne inanıyorum ama maalesef Yunanistan'ın kıskacındalar. Bazen de işte Fransa örneğini Işın Bey çok isabetli verdi. Yunanistan'ı ya da Güney Kıbrıs Rum kesimini bir günah keçisi gibi kullanıp Türkiye'nin karşısına koyup asıl fikirleri, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan tutumlarını onların arkasına gizleyen ülkeler de var. Ama bunlar eskiden de oldu, öteden beri vardır. Türkiye bugüne kadar bunlara işte takılmadan, hedefini şaşırmadan yürümüştü. Bundan sonra da yapmamız gereken içeride hukuk devletini, demokrasiyi pekiştirmek, dışarıda da bu yalnızlıktan kurtulup hem müttefiklerimizle hem dostlarımızla, bütün dünyayla ama özellikle bizim için stratejik ilişki olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği üyeleriyle, bizim için stratejik ilişki olduğunu düşündüğümüz işte Kuzey Atlantik İttifakı ile ilişkimizi korumak, ulusal çıkarımızı koruyacak şekilde hareket etmek, işte Suriye'de olduğu gibi maceralara girmekten mutlak surette kaçınmaktır. Önemli evet. olan bölgemizde istikrarın, barışın, dünyada da bu bölgede evet demokrasisiyle, evet laikliğiyle, evet işte insan haklarıyla bütün işte Orta Doğu coğrafyasına örnek bir ülke statümüzü daha da güçlendirmek, onlara örnek ama bizim hedefimiz tabii ki en ileri, ulu önderimizin gösterdiği en ileri medeniyet seviyesidir. En ileri vatandaşımız için demokrasi standartını, hayat standartını getirmektir. Bu süreçten bence vazgeçmemeliyiz. Evet. Parlamentonun da üzerine düşen görev varsa, genel başkanımız her fırsatta söylüyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, AB sürecini ilerletecek, Türk halkının yararına olacak evet. her türlü adımı atılmasına biz iktidara destek vermeye hazırız. Yeter ki iktidar dış politikada içine girdiğimiz yalnızlıktan, içeride de dediğim gibi bu antidemokratik hukuk devletini yok sayan gidişattan bir an önce vazgeçsin. Evet. Sayın Çakır Özer, çok teşekkür ederiz efendim. Avrupa Birliği'nin büyük resmindeki renkleri bize detaylandırıp ayrıntılarıyla aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ve